Merhaba hanımlar. Bugünkü konumda şöyle güzel bir kelebek yapımının nasıl gerçekleştirebileceğimizin bir modelimiz var elimizde. Size şimdi kelebek yapımını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle malzemelerimiz gördüğünüz gibi ince bir kurdele ve şöyle saydam taşlara ihtiyacımız var, boncuklara. Ve ucuna ben iki tane plastik boncuklardan koydum ve bir tane tele ihtiyacımız var. Şimdiki kelebeğimizi şu kırmızı kurdele ile gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Ve şurada gördüğünüz ölçüler bizim sırayla baştan sonuna kadar şu diğer 7 santimetreye kadar ölçebileceğimiz şu cetvelde bizim ölçmemiz gereken ve nokta koyacağımız ölçülerdir bunlar. Bunlar şu kademeyi gerçekleştiriyorlar, bu ölçülerimiz. Bu yüzden farklılık göstermekteler. Şimdi nasıl yapıldığını tam olarak size göstereyim. Şimdi öncelikle bir tane tükenmez kalem alıyoruz elimize. Baştan bakıyoruz, 7 santimetremiz var. Şimdi kurdelemizi koyuyoruz 7 santimetreye. Ve burada hemencene bir tane işaret yapacağız. 7 santimetremizde şöyle bir tane işaret koyduk. Sonra 4,5 santimetremiz var. Hemen ucunu, bu ucu noktamızı 4,5 santimetreye getirip şöyle işaretlemeye devam edeceğiz. Sonra 7,5 santimetremiz var. Sonra 7,5'a getiriyoruz noktamızı ve şöyle sıfıra bir tane işaret koyarak bu hepsi ölçüleri buraya kadar işaretleyerek kurdelemizin önce bir ölçülerini yapalım. Arkadaşlar, şuraya kadar böyle ölçülerimi tamamladım ve buradan itibaren makasla kurdelamı kesiyorum. Şimdi bir tane iğneye kırmızı ip takacağız ve bunları nasıl yaptığımı tekrar size göstereyim. İşte arkadaşlar, şimdi kurdelamı işaretlediğim gibi şimdi şu başucuna batıyorum. Sonra şuraya batıyoruz. Sonra şu şekilde batmalarımızı böyle gerçekleştiriyoruz. Sıra boyunca şu şekilde batmalarımıza devam edelim. Şimdi arkadaşlar, böyle iğnemizde gördüğünüz gibi bu şekilde bir ipimizi geçirdik. Şimdi bunlara bu şekilde dağınık olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir kısmını sağa, bir kısmını sola olacak şekilde bunları şöyle bir denklemeye çalışacağız şimdi. Bunları sırayla arka tarafından oturtmaya başlıyorum. Sırayla hangisi nasıl geliyorsa şöyle bir tarafta uzunlar burada. Bunun arkasındaki kısalar buraya geliyor. Sonra bu taraftaki uzunlar bu sağ kısmı gidiyor ve kurdelamızı düzeltmeye çalışıyoruz. Bunu bir denkleme safhı var şu anda. Burayı hallettikten sonra orta kısmını da yapacağız. Arkadaşlar, kurdelamızı bu şekilde bir çeki düzen verdik. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi ipimiz arkadayken şöyle ipimizi batırıyoruz ve buralarını sabitliyoruz yaprağımızın, kelebeğin yapraklarına, yani bizim bize olan şu kıpırdayan
taraflarını dikiyoruz ki bir daha artık bunlarla işimiz olmayacak. Kurdeleyi sabitledikten sonra kabuğunu olduğu için yerden destek alıyorum. Kurdelemizi şöyle güzelce dikince de şöyle kelebeğin kanatları, bir kelebeğimiz tamamen hazır. Şimdi kelebeğimiz şöyle bir dursun. Şimdi yapacağımız şey, bir parça tel alıyoruz. Telimizi şöyle kestik. Sonra şurada benim boncuklarım var. Şöyle beyaz olan şu boncuklardan. Bunlar bizim boynuzlarımız olacak. Telimizi ortalayınca şöyle bir tarafını bu şekilde bir tane boynuzunu yaptık. Sonra diğer tarafını telinde takıyoruz, diğer boynuzunu. Şöyle. Bunlar aynı seviyede olmasına dikkat edin. Bu şekilde burayı yaptık. Şimdi şu süslerimizden de şöyle 3 tane arka arkaya takacağım. Burada. Şimdi burası hazır. Bunu ne yapıyoruz? Alıyoruz bizim kelebeğimizi bu şekilde taktığımızda işte kelebeğimiz de oldu. Alt tarafından burayı bu şekilde hazırladık ve İşte kelebeğimiz hazır. Bunu alttan keseceğiz. Ve artık bir tele ihtiyacımız yok. Bunu buraya sabitledik. İşte kelebeğimiz hazır. Bu iki tane kelebeğimiz, biri kırmızı, biri beyaz olmak üzere kullanıma hazırlar. İsterseniz kendinizi toka yapın, isterseniz broş olarak kullanın veya herhangi bir örgünüze süs olarak takabilirsiniz. Kolay gelsin hanımlar. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdilik hoşça kalın.